Merhaba, üroloji uzmanı Ömür Erdem Akkaya. Bugün size iki çalışmadan bahsedeceğim. Bir tanesi anabolizan steroid kullanan erkeklerde acaba uzun vadede bunlar ne kadar yardımcı üreme tekniklerine ihtiyaç duyar ya da bunlar ne kadar kısırlıkla karşılaşır, tüp bebek, aşılama gibi tekniklere ne kadar ihtiyaç duyarlar, bunlarla ilgili. Diğeri de acaba hipogonadizm olan erkeklerde testosterondan başka bir tedavi alternatifi var mı? Bununla ilgili iki çalışma var. Çalışmalardan birincisi Danimarka'da yapılmış. Çalışmaya yaklaşık 500 tane erkek katılmış ve bu erkekler 10 yıl boyunca takip edilmiş. Normal erkeklerle kıyaslandığı zaman %7 oranında bir kısırlıkta artış tespit edilmiş. Çok anlamlı bir artış değil, bu istatistiksel olarak anlamlı bir artış değil. Yardımcı üreme tekniklerine de normal erkeklere göre anabolizan kullanan erkeklerde daha fazla başvuru olduğu tespit edilmiş. Bu şu demek değil tabi, hani burada anabolizanı sürekli kullanan bir erkekten bahsedilmiyor. Burada hayatına anabolizan belli bir süre girmiş ve çıkmış erkeklerden bahsediyor. Bu çalışmanın bir ilk olma özelliği var. Nedir? Anabolizan steroid kullananlar uzun süre takip edildiği zaman acaba kısırlık yaratıyor mu? Ya da işte yardımcı üreme tekniklerine gerçekten ne derecede ihtiyaçları oluyor? Bunu değerlendiren ilk çalışma. O yüzden önemli. Bunun dışında diğer çalışma da hipogonadizm olan erkeklerde 300 nanogram bölü desilitrenin altında testosteron olup da bununla beraber cinsel isteksizlik, sertleşme bozukluğu, düşük enerji, depresyon, anemi gibi yakınmalar olan erkeklerde acaba testosterondan başka ne kullanabiliriz? Bununla ilgili yapılmış bir çalışma var. Bu çalışmada da Human Chorionic Gonadotropin kullanılmış. Yani Pregnyl kullanılmış. Bu çalışmada şöyle bir farklı bir özelliği var bu çalışmanın da. Testosteronu 300 ila 400 arasında olan erkekler üzerinde yapılmış bu çalışma. Neden? Normalde Amerikan Üroloji Birliği diyor ki 300'ün altında olan erkeklerde testosteron tedavisini yapılıyor. 300'ün üzerinde olan erkeklerde uygulamayın diyor. Ama bu çalışmada şunu vurguluyor. Testosteron 300 ila 400 arasında olup da hipogonadizm yakınmaları ve semptomları olan erkek sayısı nadir değil. Sıklıkla görüyoruz, biz de görüyoruz ve bu acaba bu hastalar bu tedavilerden ne kadar fayda görür? Yani testosteron mesela 375 diyelim hastanın. Bu hasta bu şikayetler varsa testosteron artırarak biz bu hastaya ne kadar fayda sağlarız? Burada da zaten şöyle bir sonuç çıkmış. Hastalara Human Chorionic Gonadotropin HCG tedavisi 8 ay boyunca verilmiş. Hastaların testosteron seviyeleri %50 civarında artmış. Ortalama 550'ye kadar çıkmış. Hastaların hiçbirinde yan etki gözlenmemiş. Ve hastaların yaklaşık yarısında, yani %50'sinde şikayetler tamamen ortadan kalkmış. Diğer %50'sinde de şikayetlerin bir kısmı ortadan kalkmış. Güzel sonuçlar alınmış yani. Bu çalışmada önemli olan özelliklerden birisi de hasta hem ben doğurganlığımı, üretkenliğimi kaybetmeyeyim, hem kısır olmayayım, hem de testosteron tedavisi alayım. Yani testosteron yerine koyma tedavisi alayım dediği zaman alternatif olarak seçenekler sınırlı. Tedavi protokollerine şu anda Human Chorionic Gonadotropin testosteron replasmanında ya da işte klomen tedavisi bizim tedavi rehberlerimize şu anda yer edilmiş değil. Çünkü çalışmaları sınırlı. Dediğim gibi bu çalışmanın bu konuyla ilgili ilk olma özelliği var. Human Chorionic Gonadotropin kullanarak acaba testosteron replasman tedavisi yapabilir miyiz? Özellikle kısırlık istemeyen, testis küçülmesi istemeyen erkeklerde bence başarılı bir sonuç alınmış diyebiliriz. Hipogonadizm çok sık gördüğünüz bir şey. Normal şartlarda 40 yaşın üzerinde yapılan çalışmalarda %38'e kadar erkekler arasında hipogonadizm sıklığı gözlenebiliyor. Bu da yüksek bir oran ve 40 yaşından sonra da erkekler hala çocuk isteyebilir, 50 yaşında da çocuk sahibi olmak isteyebilir. Bu tür erkeklerde acaba testosteron yerine ne kullanabiliriz? Alternatif olarak yapılmış bir çalışma, güzel bir çalışmaydı. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.